Çerkez Eten milli mücadelenin başlangıcında iç ayaklanmaların bastırılmasında büyük başarılar göstermişti. Büyük Millet Meclisi, Batı cephesinde düzenli ordu birliklerinin kurulmasını ve Kuvayi Milli Birliklerinin de düzenli orduya katılmasını kararlaştırmıştı. Bu sırada 24 Ekim 1920'de Gediz civarındaki Yunan kuvvetlerine karşı yapılan taarruz başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Diğer yandan hükümetle çelişkiye düşen ve düzenli orduya katılmak istemeyen Çerkez Eten suçu komutanlara ve düzenli ordu birliklerine yükledi. Bu olay üzerine Ali Fuat Paşa Batı Cephesi Komutanlığından alınarak yerine Albay İsmet Bey getirildi. Batı Cephesi Komutanı olarak Albay İsmet Bey'in görevi Yunan saldırısını durdurmak ve Kuvayi Milliye Birliklerini düzenli orduya bağlamaktı. Bakanlar Kurulu Çerkez Eten'in Batı Cephesi Komutanlığını tanımaması, il ve ilçelerin yöneticilerine emirler vermesi, halktan zorla para toplaması nedeniyle kuvvet kullanarak bu durumu önlemeye karar verdi. Çerkez Eten Ankara'dan gönderilen ve onu cephe komutanı ile uzlaştırmak isteyen milletvekillerinden oluşan kurulda dinlemedi. Yunanlılar Çerkez Eten'in Türk ordusunu uğraştırmasından faydalanarak Eskişehir'i almak, daha sonra Ankara'yı ele geçirmek istediler. Bu amaçla 6 Ocak 1921'de Bursa'dan Eskişehir'e yönlü harekete geçtiler. Yunanlılar 3 günlük yürüyüşten sonra 9 Ocak günü İnönü bölgesine vardılar. 10 Ocak sabahı başlayan çarpışmalarda Türk birliklerinin güçlü direnişi karşısında Yunan birlikleri gece yarısına doğru geri çekilmek zorunda kaldılar. Kütahya yöresindeki Çerkez Eten kuvvetleri de yenilgiye uğratıldı. Yanında kalan az bir kuvvetle Yunanlara sığınan Çerkez Eten daha sonra Atina'ya gitti. 1. İnönü Zaferi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurduğu düzenli ordunun ilk başarısı olmuştur. Bu zaferle halkın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ve orduya olan güveni arttı. Kurtuluş Savaşı'nın kazanılacağına olan inancı güçlendi. Cephe Komutanı İsmet Bey'in rütbesi albaylıktan generalliğe yükseltildi. İtilaf devletleri politikalarını gözden geçirmek için Londra'da bir konferans toplamayı kararlaştırdılar. Konferansa Osmanlı hükümetinin yanı sıra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni de çağırmak zorunda kaldılar. Kazanılan bu askeri başarının hemen ardından 20 Ocak 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi ilk anayasayı kabul etti.